Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdiki videomuzda da Ender marka Creality 3 Pro yazıcı sipariş ettik. Modül elektronik firması tarafından kargomuz hızlı bir şekilde ve zamanında bize iletildi. Bunu açacağız. Birlikte kurulumunu gerçekleştirip ayarlarını yapıp daha sonra da bir deneme yazılımı oluşturacağız. Faturamız fiyat olarak oldukça da uygun. Şu şekilde komple çıkartıyoruz. Step motorumuz. Yan tutucular, kablolarımız. Bir deneme filamenti. Beraberinde USB aparatımız, hafıza kartımız. Spatulamıza kadar ve bağlama aparatlarına kadar her şeyi de göndermişler gördüğünüz gibi. Güç kaynağımız. Evet, nozulu bağladığımız kafa. Ve gövdemizin büyük bir kısmı zaten montajlanmış bir şekilde gelmiş durumda. Şimdi bunları birlikte montajlamaya çalışacağız. Şimdi birinci adımdayken hazır kurulu gelmiş olan tablomuzun kenarını şuradaki yükseklikleri oluşturacağız. Daha dar olanlar, kare şeklinde olanlar var. Onlarla karıştırmayalım. Ve bundan iki adet, dikkat ettiyseniz bir tanesinin şu kısmında daha sonra arka tarafından bir vida ile power supply'yi bağlamamız gereken delikler açılmış. O yüzden bunları kullanmamız gerekiyor. Şöyle yan çeviriyorum. Ve bu kısımdan metrik 5 civatalarla üst tarafa tutturmaya çalışacağım. Çok fazla sıktırmanıza gerek yok. İkinci olarak da bunu buraya monte edeceğim. Ara ara videoları durduracağım. Video zamanını gereksiz yere uzatmak istemiyorum çünkü. Şimdi üst direkleri bağladıktan sonra power supply parçamızı sol taraftaki direğimizin olduğu yere monte edeceğim. Bunun için metrik 4 civata kullanıyorum.
Alien'inden vidasına kadar hepsinin numaralandırılmış, hepsi isimlendirilmiş. Herhangi ilave bir takım kullanmanıza da gerek kalmayacak şekilde parçaları monte etmeye devam ediyoruz. Evet, power supply'imizi de monte ettik. Arkadaşlar, üçüncü adımda Z eksenini kontrol eden step motorumuz. Onu metrik 4 çarpı boyutu 18 olan bir havşa başlı vida ile sütuna sabitledik. Evet, şimdi yan taraftaki sütunun üzerine takmamız gereken şöyle bir sivicimiz var gördüğünüz gibi. Bu vidaları birazcık gevşetiyorum. Şu kanalın olduğu yerden içeriye takıp, hatta takar takmaz da biraz vidayı sıkıştırın. İçeride dönme yapmasın. En son noktaya kadar indiriyorum. Ve burada sıkıştırıyorum. Evet, şimdi step motorumuzun şurasında bulunan boşluğun olduğu yere vidalı milimizi takıyoruz. Zaten üst tarafına vidalar yerleştirilmiş bir şekilde gelmiş. Bunları sıkıştırıyorum. Şimdi alüminyum profillerden bir tanesinin üzerinde şu makaralı parçayı bağlayabilmek için ekstra delikler var. Bunda ise yok. Gördüğünüz gibi farklı olarak. Bunu kenara koyuyorum. Şunu buraya oturtup iki tane metrik 4 çarpı 16 civata ile bunları buradan bağlıyorum. Evet, sıkıştırıp şu hale getireceğiz. Şimdi bunun vidalarını güzelce sıkıştırdıktan sonra şu arka taraftan kabloyla gelen nozul başlığının dolduğu parçanın olduğu kısımda şöyle makaraları yerine oturtuyoruz. Şu hale getiriyoruz. Evet, biraz önce montajını yaptığımız parça şu durumda dururken, bakın bu parça üzerinde şu kısımda iki tane delik var. O deliklere ait vidalar da burada. O yüzden de öncelikle şuradan iki tane metrik 14 vidayı atacaksınız içeriye. Evet, bu şekilde attıktan sonra şu alt taraftaki makaranın vidası zaten deliğin, üçüncü deliğin olduğu yerdeki yuvaya oturacak ve diğer iki tanesini şu şekilde buraya vidalayacağız. Şimdi poşetimizden kayışımızı çıkardık. Bu üst kısım bu şekilde dururken şu arkadaki boşluğun bulunduğu yerden buradaki yuvaya takıyoruz. Şunu da bir miktar şöyle kastırarak üzerinden geçirip bu kısma getirdikten sonra ters tarafını çeviriyoruz. Ters tarafını çevirdiğimizde şuradaki tırnakların olduğu yere, daha doğrusu kanalın olduğu yere bu şekilde takıyoruz. Bu tarafta makara var zaten. Makaranın üzerinden bunu takacağız.
Onu da buradaki kanala taktık. Tabii ki kayışımız şu anda gevşek. O gevşekliği alabilmek için şimdi bir aparatımız var. O aparatımızı bağlayacağız. Evet, kayışı gerdirmek için aparatımız bu. Üzerinde bir makara var gördüğünüz gibi. Şu pozisyondayken şuradaki yuvaya bunu oturtup, hatta önce şöyle yapalım. Makaranın üzerine getirip gerdirmeyi sağladıktan sonra şu parçaları yuvaya oturtup sonra da bunları sıkıştıralım. Evet, bunları sıkıştırdık. Kayışımızın gergisini de hallettik. Artık şu hareketi makarayla beraber yaptırmanız lazım. Şimdi bu kısmı monte ettikten sonra tabla kendime doğru duruyor gördüğünüz gibi. Şuradaki vidalın milinin girmesi gereken bir somun ve buradaki profili de kavraması gereken kasnaklarımız mevcut. Şuradaki boşluğun bulunduğu yeri profilin olduğu yere denk getirip bunun üzerine oturtacağım. Vidalı mili de yerine denk getirdikten sonra şu şekilde alt taraftaki kısımdan çevirerek aşağıya doğru indirin. Evet, şimdi artık üst taraftaki profili 4 adet metrik 5 x 25 cıvata koymuşlar içerisine. Bunlarla vidalıyoruz. Bu vidalama işlemlerini gerçekleştirirken vidaların tamamını önce yerine takıyorum. Ondan sonra sırasıyla sıkma işlemini gerçekleştireceğim. Birdenbire sıkma işlemi olmaz arkadaşlar. Yoksa kasma yapabilirsiniz. Evet, şu yan taraflar için iki tane plastik parçamız var gördüğünüz gibi. Onları da şöyle Creality yazısı üst tarafa gelecek şekilde kanala oturtuyoruz. Şimdi monitör kısmımızın ya da kontrol panelimizin alt tarafındaki kabloları takalım. Şu kablomuzu her bir girişin soketin olduğu yere isimlendirme yapmışlar bakın. 1 numara, 2 numara, 3 numara şeklinde. Bunu 3 numaraya takacağım. Evet, bunu 3 numaraya oturttuktan sonra artık monitörümüzü şu kısma, profilin üzerinde iki tane delik var. Şuradaki kısma vidalayacağım. Şu şekilde vidalayacağım.
Evet arkadaşlar, şöyle bir metal parçamız var. O metal parçanın şuradaki deliklerine iki tane civata ve özel somunumuzu taktık. Bir de şöyle plastik parçamız var. Plastik parçayı da şöyle takıyoruz. Sonra da somunla şöyle sıkıştırıyoruz. Kendi etrafında dönebiliyor. Filament takmamız için tasarlanmış olan bir model. Bunu da şöyle bir yere, şuradaki civatalardan sabitliyoruz. Evet, sıra geldi kablo bağlantılarına. Power Supply'den gelen şu aynı renkteki kabloları birleştiriyorum. Şimdi kabloları takarken her kablonun üzerinde eksen isimlerini vermiş. Örneğin bu X, bu Y, diğeri Z. Şunu takarken de söylemiştik. Bu Z ekseni motoru. Zaten geniş bir soket. Yan tarafına takıyorum. Yine bunun üzerinde de Z yazıyor. Biraz önce aslında Z switch'ini yerine takmıştım ama kabloyu yerine oturtabilmek imkansız bir hale geldi takılıyken. O yüzden tekrar yerine şu şekilde oturtuyoruz. Evet, Z ekseni kablolarımız tamam. Evet, kablo kısmında 3 tane soketimiz kaldı. 2 tanesinin üzerinde X, bir tanesinin üzerinde E yazıyor. X'lerden biri ufak, bir büyük gördüğünüz gibi. Şuradaki boşluğun olduğu yerden ufak olanı geçiriyorum. Ve bunu buradaki yuvaya takacağım. Diğer X olanı şuradaki kısma takacağım. E olanı ise motorun alt tarafındaki kısma takacağım. Evet, kablo takacak kısmımız kalmadı. Zaten bir kısmı hazır bir şekilde gelmiş. Kablolarımızı tamamladık. Evet, şimdi de şöyle bir parçamız var. Yön kontrol valflerinin üzerlerindeki soket girişlerinden. Bunu da şuradaki kısma vidalıyorum. Bunun için anahtarımız da var. Zorlamayın. Sadece takılmasını sağlayın. Şu kabloyu da buradan çıkartıp şuraya takın. Evet arkadaşlar, kutumuzla beraber gelen bir deneme filamenti mevcut, beyaz renkte. Onu buraya taktım. Daha sonra şuradaki deliğin olduğu yerden takarak, mandala da bir yandan bastırarak filamenti içeriye doğru gidebildiği noktaya kadar itekliyorum. Nozulun ucuna kadar ulaşması lazım. Evet, şu anda nozulun ucuna kadar ulaştı. Sonra yazıcıyı şöyle çevirelim.
elektrik bağlantısını bağlıyorum. Ve şuradaki düğmemizde yazıcımızın ilk açılışını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yazıcımızı enerjiye bağladıktan sonra açtık. Ve buradaki ayar düğmesinin üzerine bastıktan sonra prepare sekmesine getiriyorum. Tekrar basıyorum. Ve auto home sekmesine gelip tekrar basıp sıfır noktasına gitmesini sağlıyorum. Sıfır noktasına gitmesini sağladıktan sonra tablo ayarlarını yapmak için bir kağıda ihtiyacımız var. Kağıdı böyle alt tarafına koyduk. Bu işlemi yaparken de yazıcınızı kapatmanızda fayda var. Motorlara zarar vermezsiniz. Bu şekilde sağa sola doğru hareketi sağlayabilme şansına sahipsiniz. Kağıdı alt tarafa koydum. Ve ayar düğmesiyle oynayarak kağıdın bu alt kısımda tatlı bir şekilde sıkışmasını sağladım. Tablomu şöyle çekiyorum. Diğer uçta da bunu yapacağım. Yine aynı şekilde diğer uca geliyorum. Burada da aynı şeyi sağladım. Tablomu itekliyorum. Ve bir de orta kısımdayken kontrol ediyorum. Evet, şu an tablo ayarımızı gerçekleştirdik. Yazıcımızı tekrar açıyoruz. Bu aşamadan sonra farklı dilimleme programı kullanıyor olabilirsiniz. Yani Jura, Ultimaker Jura diye ifade ettiğiniz program. Simplify, benim kullandığım ve internet sitemizde de eğitim videolarını çektiğimiz, ayarlarını gösterdiğimiz bir program. Onun haricinde Ender'in kendi dilimleme programı da var. Hangisine hakimseniz, hangisini daha önceden kullandıysanız o programı kullanmanızı tavsiye ederim. Düğmeye tekrar basıp SD kartımızı da şu ön panelin olduğu yerden taktık. Print from TF kısmına geliyorum. Ve alt tarafta zaten kodları hazır oluşturulmuş birkaç tane seçeneğim var. Bir kedi uygulaması mevcut. Ona basıyorum. Tablonun ısınmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazıcımız faaliyete geçti. Bize göndermiş oldukları hazır bir kod üzerinden kedi formunu oluşturmaya başladı. Videonun sonunda oluşmuş olan numuneyi de sizlere göstermeye çalışacağım.
%77'ye kadar şu anda baskıyı tamamladı. Yapılan baskı bizim Simba kedimize bir arkadaş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldukça düzgün bir yüzey kalitesiyle basma işlemini gerçekleştiriyor. Firmanın göndermiş olduğu USB içerisindeki hazır kodu kullanarak bu baskıyı elde ettik. Bundan sonraki baskılarda ya da baskılarınızda hangi dilimleme programını kullanıyorsanız onun ayarlarıyla baskılarınızı üretmeye devam edin. Şuradaki ibreyi sonlara doğru yaklaştım. Yeni baskılar elde etmek istiyorum. Çevirdiğimizde baskı hızını, yani FR değerini artırarak yazıcıyı biraz daha hızlandırabilirsiniz. Ama çok hızlandırdığınız takdirde bu baskı kalitesine de yansıyacaktır. Yazıcımız üzerinde yeni parçalar, yeni eğitim videoları oluşturmaya çalışacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.